Yani Türkiye'nin iyi çocukları, sınavlarda iyi yapan çocukları çok uzun zamanlar bu okula gitti. Uf, evet. Bu fotoğraf, yani bu bu utanç verici. Utan, şey. Yani bugün ne de Yarınları bakın, da var. Yani bu insanlar e, fotoğraflar zannetmesinler burada kalacak. E, bir açıklama yapmış, bir yaptı biliyorsunuz. Hani bu e, fotoğraf üzerine e, yapılan bütün o açıklamaların eleştirilerin falan ama ne var bunda canım diyor. Yani işte. Diğer e, isimlerle ilgili soruşturmaları, incelemeleri gerekçe göstererek efendim işte atanan şeyler, isimler bunlar diyor. Bunda büyütülecek ne var diyor. Yani, yani orada Penelobiyat ya. Fakültesi'nin de, evet. dekanı kadındı. Malkabek, 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 Çok güzel oldu benzetme öyle. Boğaziçi ha. Üniversitesi Rektörlük Kurulu ve Dekanlar. Ya ne olacak yani şimdi bu fotoğrafta bu insanlar var. Bu insanları görüyoruz Buyurun, işte Atanmış dekanlar, Gürkan, atanmış Fankam, rektör, rektörler. önder sönmez. Ne olacak? Nasıl anlamuruz? neden az düşmüş? Ben ona biraz şaşırdım. O Selami Bey'e de bir o, tane daha fazla verebilirdiler ya. Yani. Efendim. Yani Fazıl Bey'e biraz haksız fazla vermişler. Orada bir bir tanesini Selam Bey'e kaydedebilirlerdi Yani <laughs> yani Nacince hem atanmış rektör, hem Fen Edebiyat Fakültesini atanmış dekanı <laughs> Gülkan... Halbuki ben Naci Bey'in yerinde olsam her evet. yeri kendimi atarım. Ne Nancarım gerek var ben. diğerlerine? Yani <gülüyor> 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 kalabalık yani <laughs> Evet. Maalesef. Ya yani, yani, bu, bu arada, dizimlerde... Şunu da belirteyim. Ben mesela dün seninle konuşuyordum arada. Ee, bizim kütüphanemizde, Boğaziçi Üniversitesi'nin evet. kütüphanesindeydim. Dört yıldır normalde hocaları Bizim okulda semestir başına bir hı hı. bütçe ayrılır, hocalar kitap siparişi verirler. Hocaların en sevdiği şeydir çünkü bir devlet üniversitesine ders vermek demek az maaş almak demek yani onlar idealist bir şekilde orada görev yapıyorlar çok evet. kıymetli öğrenciler yetiştiriyorlar e, isteseler özel üniversitelere gidip beş mesle hı hı. maaş alabilirler. O öğretmenler artık kitap alamıyor dört senedir yeni kitap eklenmemiş kütüphaneye ki güya burada bilim o yapılacak değil mi? şey Mühendislik fakültesine bir senelik ayırdıkları bütçe 1855 lira. 1855, 1855 lira. lira. Ama buna mukabil okulda işte bu her tarafta polisler dolanırken mobese kameraları işte son zamanların popüler şey oldu ya mobese kameraları işte her tarafa gözetleme vesaire şeyleri kurmak vesaire. Bunun belki 30-40 misli bütçe ayrılmış. Düşünün fakültelerde öğretmenlere bütçe verilmiyor. Öğrenciler için hiçbir bilim yapmaları için hiçbir bütçe ayırmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bunun, bunun ötesinde zaten daha yeni biliyorsunuz öğrencilerimizi bıraktılar. Evet. Gayet keyfi bir şekilde içeride tutuyorlardı. Ya yani Ne yapılıyor burada? Bu demin gördüğümüz portrede de gördüğümüz üzere ülkede kalan yegane böyle özgür. Sadece hani kendi fazla bir şey istemiyorlar. Sadece demokrasinin olmasını istiyorlar. O demokrasi yerle bir edildiği gibi okulda olmayan fakülteler böyle nur topu gibi lank diye koyuluyor ve birdenbire bir bir gece içinde hukuk fakültesiyle uyanıyoruz biz. Hı hı. Bunlar hakikaten sadece işte bir grup beyaz Türk, entel işte elitist Türkiye yapılan bir şey değil. Çünkü Boğaziçi hep öyle gösteriliyor ya. Hı hı. Bu ülkenin çeşitli yerlerinden gelmiş akıllı işte başarılı, parlak başarılı çocuklar çok iyi puanlar alarak ülkenin evet geleceğini inşa edecek olan çocuklarını Hı. yapılan bir darbedir ve o en başta konuştuğumuz seçimlerde kararsızlar Hı. gençleri falan konuşuyorduk ya işte o çocuklar bunlar evet, evet. Evet. Şimdi e, süremize de bakıyorum. Bu konuyla bu ilgili halka... Hatta bu konudan oraya bağlayayım çünkü bu Samsun'la ilgili biraz konuşmak lazım. 1920'lerde Fikri Hür diye bize e, söze başlayan eğitimle ilgili e, bir liderimiz varken hı hı. bu 2023 yılında, 2022 yılında geldiğimiz nokta bu. E, Osmanlı ile kıyaslarlar. Sanki Osmanlı'ya e, Kanuni'den devraldık. E, aldığınız kişi Vahdettin. Çökmüş bir imparatorluk devraldınız. <laughs> 1910'larda, 2010'larda da modaydı. Türkiye İsveç demokrasisiyle karşılaştırırlardı. 1923'ü 2010'ların İsveç demokrasisiyle karşılaştırıp eleştirirlerdi. Dönüşümler bu. Şimdi Vahdettin anması yapıyorlar. Bakın son dönemde Atatürk'e cepheden saldırılar işlemeyince ki işlemedi. Yani bu konuda bir dokunulmazlık zırhı var. Dokunulmazlık zırhını bizzat, bizzat milletin azim ve kararı veriyor. İşlemeyecek, e dolay, dolay, dolaylı yoldan e, Cumhuriyet'in e, köküyle ilgili bazı tartışmalar yaratmaya giriyorlar. Nedir? E, Kuvaylı milliyecilerle ilgili, ile ilgili e, ferman veren ve işgal kuvvetleri lehine ferman yaran veren Sabri Efendi anılır oldu artık. E, Pelin Batu tarihçidir, bilir isimlerde yanılabilirim. Hı hı. E, ya da İskilip'le Atıf Haini anılır oldu. Yani, yani o dönem Kuvayi Milliye'nin düşmanları anılır oldu. Ne yapılır oldu? 17 Kasım da Vahdettin için Türkiye'de basında hani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Atatürk'ü savunuyor ama yandaşlara Vahdettin için anma videosu attılar. A Haber'den atıldı. Ya kardeşim 17, 1919'da ve 2020, 1922'de iki tane gemi kalktı İstanbul'dan. Üç yıl arayla. Birisi doğuya doğru gidiyordu. Öbürü batıya doğru gidiyordu. Doğuya doğru giden e, geminin adı Bandırma Vapuru. Samsun'a gitti. Batı'ya doğru giden geminin adı Ecemez Malaya. Ecemez Malaya'nın içerisinde Vahdettin vardı. Öbüründe Mustafa Kemal vardı. Anıyorsun 17 Kasım'da. E, Vahdettin'in ayrılış yıl dönümünde Vahdettin'i anıyorsun. Adamın gittiği yer, işgal kuvvetlerinin içi. Kendisini kurtarması için ya sen son Osmanlı Padişahısın. Ya Öl. Yani öl, gelsin. Yaşın da gelmiş zaten. Öyle öl, ölümüne kal. Madem bu kadar e, basiretli bir adamdın. Batı'ya doğru git, gitti. Şimdi bugün Vahdettin'i ananlar. Ben Mustafa Kemal ananlardanım. Bu stüdyoda e, Mustafa Kemal ananlardan. Bandırma vapurunu aşağıda odamda asarım. Göğsümü gere gere hmm. insanlara gösteririm. Arkamda görürsün. Sen be kardeşim. Ya sen HMS Malaya'nın fotoğrafını arkana asabiliyor musun? Çok güzel. ettiğini anıyorsun HMS Malaya nerede? Ben bandırma hopuru... Vahdettin'in adını ben... verebiliyor musun çocuğuna? Tabii. Vahdettin'in adını... Geç Adını çocuğuna verebiliyor ya musun? Ya bu nasıl bir Hı. çelişki içerisinde yaşıyorsunuz? Vahdettin gibi Siz olmak sürekli istiyorum arka... musun? Sürekli arkadan dolaşarak nasıl çelişki içerisinde yaşıyorsunuz? Buyurun çelişkiyi hmm. giderelim ortadan. İngiliz zırhlısı HMS Malaya'nın gemisini arkanızda görmek istiyorum. Buyurun benim arkamda bandırma hopuru var. O yüzden bu provokasyonlarla, bu tavafla, bu tavafla e, telaffuz eden ve bu haberi tavaf diye duyuran zihniyeti zihniyet zaten o başlıkta ortaya çıkıyor bize. Bugün yapılan bu provokasyondur. Bu provokasyon içinde biçilmiş kaftandır bu tipler. Derler ki bir ayı yaptı, bir tanesi de zaten Atatürk düşmanı Mevzup. bir suçlu meczup. Evet. Ya bu provokasyonlar bugüne kadar hep bunlara yaptırıldı. Ne yaparsınız? 20 yıl hapsi vardır bunun 7-8 suçtan 10 suçtan suç makinesidir zaten. Cebine de biraz para koyarsınız, sizi kurtaracağım derseniz provokasyon hı hı. yaptırmak istiyorsanız, işte bu adamı almak için bu ticani olmasına gerek yok bu saldırganın. Ticanilerden seçmezsiniz. İlla bir provokasyon yapmak istiyorsanız siz zaten bu tipi seçersiniz. Ve bugün bu provokasyon, birileri ülkede bir şey denemiş olabilir. Bir şey yapılınca nasıl bir reaksiyon verildiğini denemiş olabilir. Biz yandaşların nasıl bir reaksiyon verdiklerini gördük. Atatürk'ü Bandırma Vapuru'ndaki Atatürk'ü ananlara karşı provokasyonu anında girdiler. Anında tavaf diye gittiler ve bu tavaf demek bir ta e, tahriktir. Bakın Türkiye'de e, IŞİD gibi örgütlerin üstleri örgütlenmeler olduğunu biliyoruz. Bunlar tavut diyorlar. Hatta bunlar Tayyip Erdoğan'a tavut diyecek Dediler kadar ileri gidiyorlar. Mu? Bunlar o kalabalığa karşı tahrik edilir. Ya bir sevgi çemberi o eğilimin de standart sevgi çemberi eğilimi. Buna bu reaksiyon veriyorsan birileri seni denedi kardeşim. 28 evet. Şubat'ta insan zinciri vardı. Evet. evet. Ya bu, bu, bu standart bir çevreciler de, de sürekli bu eylemi yapar. Yani. Siz tahrik ediyorsunuz ve bu provokasyonun zeminini hazırlıyorsunuz. Ve bu ülkeyi operasyonu açık hale getiren de temelde sizsiniz zaten. Evet. O, o yüzden bu, e, açıkça. bu tahriktir ve e, ECMS Malaya'dakilerle e, Bandırma vapurundakiler arasında bitmez bir e, çelişki ve bitmez bir e, fikir evet. çatışmasıdır. Hakan Geçen'in attı bence bu evet. hashtag yapılmalı. Alsınlar o geminin maketini, açsınlar evlerini. Çok bu çelişkiyle de nasıl yaşarsınız? Evet. Asan ama ettiğini savunuyorsun. Evet. Peki. Ee, şimdi bu Trabzon'da bu hafta, geride bıraktığımız hafta yaşanan hadiseyi, yani bir çocuğun siyasete çok çirkin bir şekilde bile isteğe alet edilmesi bir çocuğun ana muhalefet partisi liderine o şekilde seslenmesi, hain demesi ve üzerine yaşanan konuyu da